Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında noktanın analitiği konusundaki 3. testin çözümünü yapacağız. Evet 3. testimiz kitabımızda kaçıncı sayfada hemen ona bakıyoruz. 190 ve 191. sayfayı işleyeceğiz seninle birlikte daha doğrusu çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda. Analitik düzlemde verilen A noktası düzlemin ikinci bölgesinde olduğuna göre. ikinci bölgede ne oluyordu? Hop şöyle. Hocam burası artı burası. Ek, pardon eksiye artı olacaktı değil mi? Evet eksiye artı eksiye artı o zaman m eksi 3 küçük 0 1 eksi en büyük 0 olacak. Buradan m küçüktür 3 buluruz. Buradan da 1 büyüktür n buluruz. Yani en küçüktür 1 buluruz? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? Bu ifade. Arkadaş bu nedir? 1, 3, 3, 1. M artı N'nin kübü değil mi? Evet. M artı N'nin kübü en büyük değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar bana. E arkadaş o zaman burada ben ne bulmuştuk? M 3'ten küçük n 1'den küçük taraf tarafa toplarsam M artı N sakın değer verme tamam mı? M artı N'nin değeri isteniyor benden. M artı N küçüktür 4 yapar. O yüzden benden M artı N'nin al alabileceği en büyük tam sayı değer isteniyor. Hatta kübünün alabileceği en büyük tam sayı değeri. Hocam M artı N yerine ben 3 yazarsam o zaman 3'ün kübü 27 bak şıklarda biliyor. Hayır. Ne yapacağız? Senden M artı N'nin küpü isteniyor. O zaman her iki tarafın kübünü alacak olursan M artı N'nin kübü küçüktür. Dördün küpü olmak zorunda. Dördün kübü de kaç? 64 değil mi? Evet. Yani M artı N'nin küpü 64'ten küçük olacak. O zaman cevap 63 olacaktır. En büyük değeri 63 yapar. Yani birinci soru C'han oldu. Geldik ikinci soruya. Aşağıda bir dik koordinat sisteminde 3 tane eş dik üçgen verilmiştir. Bak. Eksi 6'ya 9 verilmiş burada. Hocam şöyle gelmiş. Eksi 6 yani burası 6 birim. 9 birim. Şurası da 9 birim yapacak. Hocam burası 9 birim. Tamam. Uzun kenarın kaç olduğunu biliyorum ben. 9. Ya burası 6 ya. 6. Uzun kenar 9 olduğundan burası 3 yapar. Şuradaki dikdörtgenden dolayı burası da 3 yapar. Yani kısa kenarın 3 olduğunu uzun kenarın da 9 olduğunu bulduk mu bulduk. O zaman 3'e 9'ları şöyle bir yerleştirelim. 3'e 9'ları yerleştirdik. Evet. A, E, C, O. Bakıyoruz. A, E, C, O. Şu beyaz bölgenin alanı isteniliyor bizden. Hocam beyaz bölgenin alanını bulurken bütünsel düşünebiliriz. Şuradaki dikdörtgen yani 9 burası 9 burası. 9'un karesinden yani 9 çarpı 9'dan neyi çıkartacağız? 2 tane şu üçgenin alanı. 3 çarpı 9 bölü 2'den 2 taneyi çıkartırsak bulabiliriz. 81 eksi kaç yapıyor? 27 yapıyor. 81'den 27'ye çıkınca kaç kalır? 54 kalır. Yani ikinci soru denizli oldu. Geldik 3'e. Şimdi karenin ağırlık merkezi isteniliyor bizden. Ağırlık merkezini bulmak için herhangi bir karşı köşeyi de bulmam lazım. Ya D'yi bulayım ya C'yi bulayım. Ne yapayım? D'ye yoğunlaşayım. Hocam D'yi bulmak için eksenler olan uzatları bizim için önemli. Buradan ve buradan. Buradan çizmeyeyim. 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta'ya. Alfa beta beta 90. Alfa alfa 90 beta. Bu bir kare olduğu için şunlar ne oldu? Eş üçgen oldu mu? Oldu. Ve ben buranın 1 birim buranın 2 birim olduğunu biliyorum. Beta'nın karşısı 1 ise beta'nın karşısı 1 yapar. Alfa'nın karşısı 2 ise alfa'nın karşısı 2 yapar. D noktası çıktı mı çıktı. D noktası kaç çıktı o zaman? Hocam 3 birim sağda 2 birim aşağıda. 3'e eksi 2 noktası çıktı. Şimdi C'yi de bulup sonra şey yapabiliriz aslında ama C'yi de bulmama gerek yok. Bu diyor ki karenin ağırlık merkezi. Tam köşegenlerin kesim noktası değil midir? Tam köşegenin orta noktası olmaz mı? Olur. Yani burası şu nokta ile bu noktanın orta noktası yapar. E hadi bakalım 0 artı 3 bölü 2. 3 bölü 2'ye eksi 1 artı eksi 2. Yani eksi 3 bölü 2 mi yaptı? Evet eksi 3 bölü 2 yaptı burası. Ağırlı merkezin koordinatları toplamı isteniyor. 3 bölü 2 ile eksi 3 bölü 2'nin toplamı isteniyor. Cevap böylelikle 0 çıkar. Üçüncü soruda. Geldik 4'e. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir karton parçası birim kareleri ayrılmış. Şunlar bir birim bir birim diye gidiyor. Güney diyor ki benim aldığım başlangıç noktasına göre T noktasının koordinatları 3'e 2. Bak. 3 birim sağda T noktası. Güneyin göre. Güneyin göre. 3 birim sağda. 2 birim yukarıda. O zaman 3 birim sola. 1, 2, 3 2 birim aşağı inersem tam tersinde güneyin başlangıç noktasını bu şekilde bulurum. Rüzgar da diyor ki benim aldığım başlangıç noktasına göre T noktası eksi 2'ye 2. Yani orijinden 2 birim solda 2 birim yukarıda. O zaman ben 2 birim sağa gideyim. 2 birim sağa gidip 2 e, birim yukarıda diye 2 birim aşağı gidersem hop Burada da rüzgarın aldığı başlangıç noktasını bulurum. Gerçekten de iki birim solda iki birim yukarıda oldu gördüğünüz üzere. Tam ters mantıktan gittik burada. Güney ve rüzgarın aldıkları başlangıç noktaları ile T noktasını oluşturduğu üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Aha da şu üçgenin alanı soruluyor bize. Arkadaş burası belli. 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. Yükseklik de belli. 2 birim. Üçgenin alanı isteniyor bizden. Yani 5 çarpı 2 bölü 2 isteniyor. Cevap böylelikle 5 çıkar. Yani akçay oldu. Dördüncü soru. Geldik 5'e. Diyor ki ABC üçgenin AC kenarına ait kenar ortay. Hemen basit bir şekilde şekli çizelim kardeşim. ABC üçgenini gösteriyorum. A noktası 3'e eksi 1. B noktası 2'ye 4 ve C noktasında 9'a 3 demiş. AC'ye ait bak bak bak. AC kenarına ait. AC kenarına ait kenar ortay uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar orta noktayı bulabiliriz. Biz toplamlarının yarısı 9 artı 3 bölü 2. 12 bölü 2'den 6'ya. Eksi 1 artı 3 2 bölü 2'den 1 yaptı burası. Benden burada kozuluk isteniyor. Soru işaret dediğim karek kare içinde. X'e farkı ve y'ler farkının kareleri toplamı değil mi? Evet. Yani 5'te. ben yine de yazayım. X'e farkı 4. 4'ün karesi artı Y'e farkı. Eksi 3. Eksi 3'ün karesi. X'e farkı dik üçgenin bir kenarı. Y'e farkı dik üçgenin diğer kenarı. Yani 3, 4, 5 üçgenden çıkıyor demiştik zaten. Soru işaretinde böylelikle kaç buluruz? 16 artı 9, 25. Kök 25'ten dolayı da 5'te bulabiliriz. İster uzun yoldan ister kısa yoldan yap ama kısa yol daha kolay değil mi? Sara kalmış. Evet. Böylelikle 5. soruyu yok. Akçay bulduk. Geldik 6'ya. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijin ve bir kenarı OX ekseni üzerinde olan eşkenar dörtgenin. O zaman analitik düzlem çizeceğiz kardeşim. Şuradaki çizimi ben şu yukarı alayım. Şöyle yukarı alayım. Hop. Yukarıda olsun burası. Ve cevabı da şöyle işaretleyelim tabii ki. Şuradaki tiki de sileyim. Hadi bakalım çözümü burada yapalım. Şimdi analitik düzlem çizeceğiz. Çünkü bir kenarda kenarda x ekseni üzerinde diyor. Hemen analitik düzlemi çizelim şöyle. Çizdik. Bir köşesi orijinde Ve bir kenarı x ekseni üzerinde olan eşkenar dörtgenden bahsediyor. x ekseni üzerinde olacak eşkenar dörtgen. Şimdi bir köşesi orjindeyse eşkenar dörtgenimiz şöyle olabilir kardeşim. Bir böyle olabilir. İki şöyle olabilir. Değil mi? Üç e, x ekseni üzerinde ya. Dört yukarı doğru olabilir şöyle. Ve dört şöyle olabilir arkadaşlar. Bir kenarı x ekseninde olacak şekilde değil mi? İşte diyor ki bize köşegenleri 8'e 4 noktasında kesiyor. E köşegenleri burada kesiyorsa arkadaşım eşkenar dörtgenimizi bu şekilde olması gerekmez mi? Tamam 8'e 4 noktasında olduğu için köşegenleri eşkenar dörtgenimiz bu şekilde olacak. Bu eşkenar dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş 8'e 4 burası. Köşegenlerin kesim noktası burası. Hop çizdik köşegenleri. Köşegenler nasıl kestirdi eşkenar dörtgende? Dik kesiyordu. E 8'e 4 de var her şey çıktı meydana. E hocam burada alanı da bulursak buradaki tüm alanlar birbirine eşitti. E burada 8'e 4'ü kullanayım. Şöyle geldim. 8 burası 4 burası. 4, 8 birim sağda 4 birim yukarıda olduğu için. Öklük bağıntısı var. 4'ün karesi 8 çarpı A'dan dolayı A'yı buradan 2 buluruz. A2. Hop burası 10 çıktı. Hocam ben şu A alanı bulabilirim. A alanı 10 çarpı 4 bölü 2. Yani A'yı buradan 20 bulurum. Çok güzel bir soru. Dikkat. Ve benden ne isteniyor? Eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. Yani 4 A isteniyor. 4 A'da A yerine 20 yazarsam ne çıkar? 80 çıkar. Yani 6. soru Han oldu. ÖSYM böyle soruları seviyor. Haberin olsun. Bize çizdirtiyor. 4 ihtimal var ama bir ihtimale düşürdü. K noktası köşe yerine kesim noktasını vererek. Hoş bir soruydu. Cevap C çıktı. Geldik. Nereye? Bir sonraki soruya. Ne demiş? Şekilde dik koordinat düzleminde verilen AB çaplı, AB çaplı yarım çemberde eksi 1, 5 ve 3'e K noktası verilmiş. K kaçtır diye soru Arkadaş bunu çemberde de biliyoruz kardeşim. Böyle yarım çemberde çap verilmişse Hemen ne yap diyorduk? Çapı gören çevre açıyı 90 dereceyi oluştur diyorduk şöyle. E oluşturdun. Hocam 3'e K'yı kullanacağım ben. 3'e K'yı nasıl kullanacağım? Ha böyle gelince burası ne oluyor? 3 oluyor. Hocam şurası 3 birim. E buraya 2 birim kaldık. Ordinatta K olacak ya. Burası da K yaptı. A dikten dik çizilmiş oldu. Öklit. Yani K'nın karesi eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşım? 2 ile şurası da 1 birim. 4'ün çarpımı. E buradan K buradan kök 8 yapar. Bu 4 çarpı 2 ya. 4 dışarı 2 diye çıkar. K'yı da 2 kök 2 diye buluruz. E, buna göre K kaçtır diye soruluyor. Yani cevap böylelikle Denizli çıktı. 7. soruda. Geldik 8'e. Alan mı isteniyor? E tamam 4 gensel bölge. Üçgen yap bunu. Hocam iki tane üçgenin alanından sonuca ulaşırız. Dörtgenin alanını bilmiyoruz. Üçgenle ilgili alan formülü var ama genelde taban çarpı yüksek bölü çıkıyor. Arkadaş şurası kaç birim? 10 birim. Burası kaç birim? 8 birim. E burada eksi 2'ye 4 noktası verilmiş. Onu kullanacağım. Hocam şöyle geldim şöyle geldim. Hepsi çıktı. Eksi 2 noktası ise 2 birim. Yani yukarısı 2 birim. Şurası 4 noktası burası da 4 birim yaptı. 2 tane üçgenin alanı. Şu üçgenin alanı belli. 10 çarpı 4 bölü 2. Artı şu üçgenin alanı da belli. 8 çarpı 2 bölü 2. Şunlar gitsin. 40 bölü 2'den bunlar 20 yapsın. O zaman 28 mi yapıyor topladığımız zaman? Cevap E dremit yaptı 8. soruda. Geldik 9'a. Oran var burada. K ve 2K oranı var. CD uzunluğu K iken burası 2K. Öncelikli olarak bir orta nokta koordinatında şurayı bulurum. Eksi 1 artı 5 4 bölü 2 2'den 3 artı 7 10 bölü 2'den 5 yapar burası. Sonra 1'den 2'ye. Hocam K'da 1 bir birim artmış. O zaman K'da 1 bir birim artmış. Buradan buraya 2, 1, 2 K var. 2 K'da da 2 birim artar o zaman. O zaman burada 2'den 2 iki arttıracaksın yalnız. Buradan başladık çünkü. Bu yönlü artış var. O zaman 2 birim arttırdın. 4 noktası çıktı burası. Alttan 5'e 1 azalmış K'da. 2 K'da da kaç azalacak o zaman? 2 azalacak. Buradan buraya 2K var ya 5'ten de 2 azaltıyorsun 3 yapar. Yani en noktasının koordinatları toplamı isteniyor 4 artı 3'den cevabı kaç buluruz? 7 buluruz. Yani cevap böylelikle Akçay çıktı 9. soruda. Geldik ona. Hmm. 19'a 17 verilmiş. Öncelikle bu 19'a 7'yi kullanalım. Şimdi ABC'de dikdörtgen verilmiş. O zaman bu 19 ya. Şöyle geldiğin zaman Abdüs 19 yapıyor. Dikkat et. Abdüs 19 yapacak. E, ordinatta 12 yapacak. Burası 12. E, burası da kaç yapıyor? 17. Senin 12 ile 17 arasındaki mesafe kaç? 12 ile 17 arasındaki mesafe 5. Yani senin buradaki dikdörtgenin bu kenarı 5 birim çıktı mı? Çıktı. Sonra bu 19'u kullanmak zorundayız. 19'u nasıl kullanacağız? E, 19, 19 olduğu zaten şeyden dolayı belli. Burası kaç birim? 10 birim. Şimdi soruyu tam okuyayım ben. Bu şekilde geldi. Koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Vay vay vay. Hocam, hocam, hocam. A, buradaki nokta da belli. Bak, 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 19 bak. 19'a bak. 19'u kullanmak zorundayım dedim. Şurası 19'sa kardeşim ne oldu burada? Burası 19'sa 10 ile 19 arası 9 birim. Burası 9 birim. E o zaman burası da 9 birim. Yani senin şurası kaç birim yaptı o zaman? 9 birim yaptı. Tamam. E sonra ne yapacağız burada? Şurası 9 birim. Esnediğinde böyle 9 birim. Şurası kaç? 12 değil mi? Şurası evet dikdörtgenden dolayı. O zaman burası da 12. Hatta burada ne çıktı o zaman? Şunu sileyim artık ben. Burası 12 ya. Şurada, şurası ne çıktı? 9, 12 üçgeni? 15 üçgeni çıktı. A üstü noktasının koordinatları isteniyor. Şuradan dik çizdim. Hocam 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısı 5 90'ın karşısı 15. Güzel bir benzerlik var. 1'e 3. O zaman 3'te 1'e 9'un 3'te 1'i alfanın karşısı 3 yapar. Hatta burası da 12 ise 3'te 1'i 4 yaptı burası. Şimdi A üstü noktası. 11'in burada 15 burada 25. 4 de burada 29 yaptı. 29'a kaç birim yukarıda? 3 birim yukarıda. Koordinatları toplam isteniyor. 29 artı 3'ten cevap kaç çıkar? 32 çıkar. Yani 10. soru Edremit oldu. Geldik 11'e. Analitik düzlemde şu noktalar verilmiş. OD D uzun isteniyor. O zaman ben burada N'yi bulmaya çalışacağım. Şimdi ne yapalım burada? O zaman şu 2'den başlayalım bakalım. 2'de. Şurası K, burası K. Hocam buradaki y noktasının apsisi 0 ordinatını bilmiyorum. A apsisi göre yor, 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 yorum yapacağım. 2'den 0'a 2 azalmış. Evet bu yönlü 2 azalmış apsiste. Apsiste bu yönlü bir daha 2 azalacak. Eksi 2 noktası mı yaptı burası? Evet. Eksi 2'ye B noktası yaptı. Şimdi buradan buraya. o süper. Şuna bak şimdi. Ne olmuş? Hocam eksi 2'den eksi 5'e bu yönlü ne yapmış? Yine azalma var. Azalma da eksi 2'den eksi 5'e 3 azalmış arkadaşlar. 3 azalmış. E buranın rapsi 3 azalmış. Buradan da buraya 3 azalacak. Yani buraya da t diyelim. T de 3 azalmış. T de 3 azalacak. Eksi 5'ten 3 azalttığım zaman buraya da eksi 8 mi buluruz? Evet. Yani burası eksi 8'e eksi 4 noktası çıktı. Benden ne istediğini o diye. Iki nokta arasındaki uzaktan bulabiliriz. Ya da direkt kardeşim eksi 8'e 4 noktası ya burası. Şurası da t'ydi. Hocam şöyle gelince dik çizince şurası eksi 8 yani 8 birim burası. Şurası da eksi 4 olduğu için 4 birim burası. Yani şurada bir pisagor bağıntısı yaparsan 4 8 4 kök 5 İlla iki nokta arasındaki uzaktan yapacağız diye bir şey yok. Yani böylelikle Pisagor bağıntısından 4 kök 5 bulduk ya da 8'e eksi 4 ile 0 0 noktası arasındaki uzaktan da bulabilirdik. İki nokta arasındaki uzaktan gerek var mı? Yok. Dik üçgenden direkt çıktı. Evet örnek 11'i de böylelikle balık izir bulduk ve test 3'ü bitirdik o zaman. Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.